Bilimsel mütalaalar suç örgütü yok diyor. Camiamıza husumet besleyen müştekiler, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın 1979'lu yıllardan bu yana güya haksız menfaatler elde etmek amacıyla bir araya gelmiş ve 40 yıldır güya suç işleyen bir örgüt olduğumuzu iddia etmektedirler. Ancak camiamız tarihi boyunca benzer iftiralara birçok kez maruz kalmış, her defasında hukuk nezdinde aklanmıştır. Camiamızın örgüt olmadığına dair bugüne kadar verilmiş tam 12 ayrı yargı kararı mevcuttur. Camiamızı hedef alan suç örgütü iddiasının asılsızlığı tam 12 ayrı yargı kararıyla sabittir. Bugünkü iddialarla birebir aynı içerikte olan geçmişteki bu dava dosyalarını inceleyen birçok saygın akademisyen ve hukukçumuz da Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın birlikteliğinin bir suç örgütü olarak değil arkadaşlık ilişkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklinde mütalaa vermişlerdir. Bu mütalaalardan sadece birkaç tanesini örnek olarak sunmak istiyoruz. Sadece bu görüşler bile husumetli müştekilerin iddialarının aksine 40 yıllık beraberliğimizin hiçbir şekilde suç örgütü kavramıyla bağdaştırılamayacağını, aksine her daim dostluk, kardeşlik çerçevesinde ve yasalara saygılı bir biçimde kültürel faaliyetlerde bulunan bir arkadaş camiası olduğunu açıkça göstermektedir. Profesör Doktor Kayıhan İçel, kendi aralarında yaptırıma dayalı hiyerarşik bir örgütlenmeden ziyade aynı düşünce ve idealleri paylaşmak doğan bir arkadaşlık içinde oldukları anlaşılmaktadır. Mafya tipi veya diğer organize suç örgütleri göz önünde tutulduğunda dosyadaki mevcut verilere göre dava konusu olayda bu türden suç organizasyonunun bulunmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Profesör Doktor Emin Artuk, sanıkların suç işleyerek para kazandıkları, kara para akladıkları, sürekli suç işledikleri ve geçimlerini suç işleyerek sağladıkları, faaliyet alanlarında kişilere karşı cebir ve şiddete müracaat ettikleri, kurdukları paravan firmalar kanalıyla suç işleyerek elde ettikleri parayı akladıkları ne iddia edilmiştir ne de dosya münderecatında bu tür bir örgütlenmeyi ortaya koyacak deliller mevcuttur. Sonuç olarak görülen davada sanık olarak gösterilen kişilerin faaliyetleri çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti olarak nitelendirilemez.